Geçen hafta da karmaşık mekanizmalara başlamıştık. Arda arda olan reaksiyonları incelemiştik. A bir B ara ürününe, o da bir C ürününe dönüşüyordu. Bunların hız sabitleri K1 ve K2 idi. Bunun çözümünü tam olarak yapmıştık. Tabii bu biraz karmaşık bir ifade çıkmıştı ve özel durumlara bakmıştık. Ve bu durumlardan K1 eşittir K2 durumunu size ev ödevi olarak bırakmıştım. Ve tahtada ise K2'nin K1'den çok çok büyük olduğu durumu incelemiştik. Bu K2 K1'den çok çok büyükse, başka bir deyişle A'nın B'ye değişme hızı K2'den çok daha büyükse, hatırlarsanız bunun için kap ve borlardan oluşan bir sistem düşünmüştük. A ile B arasında kalın bir boru, B ile C arasında da ince bir boru vardı. En tepedeki sıvı A'nın da aşağıdaki kaba geçiyordu ve daha sonra C kabına yavaş yavaş damlıyordu. Buna göre A hemen harcanarak hızlı bir şekilde B'ye dönüşür. K1 hız sabiti ve birinci derece kinetikle. Dolayısıyla A yaklaşık olarak A0 E üssü eksi K1 T olur. Daha sonra B'de keskin bir artış gösterir ve daha sonra K2 hızı ile yavaş bir şekilde azalır. B yaklaşık olarak A0 E üssü eksi K2 T şeklindedir. C ise önce hafif bir karesel artış gösterir ve daha sonra da A0 değerindeki doygunluğa kadar üstel bir şekilde artar. Dolayısıyla C A0 1 eksi E üssü eksi K2 T'dir. Uzun sürelerde K2 baskındır. Her şey uzun sürelerde yalancı birinci derece gibi gözükmektedir. Dolayısıyla bunu ya sezgimizle ki hiçbir sorun yok veya daha önce yaptığımız gibi ve uygun yaklaşımları yaparak ki burada bu yaklaşımlar Taylor yaklaşımlarıydı. Tam olarak çözmek suretiyle de bulabiliriz. Bu yaklaşımlarla ilgili denklemler kolaylıkla çözülür. Üçüncü yaklaşım ise ki anlamsız bir durumdur. K2'nin K1'den çok düşük olması durumu. Burada K2 K1'den çok çok düşükse, buna da bakmak için burada da kap ve boru sistemlerini kullanırsak A ile B arasında son derece ince bir boru var. Burada madde damlayarak B'ye dönüşüyor. B ile C arasında ise çok kalın bir boru var. Burada azıcık B oluşur oluşmaz hemen anında C'ye dönüşür. Buradaki hız belirleyici basamak A'nın B'ye gittiği basamaktır. Uzun sürelere K1 baskındır. Orta kapta asla aşırı miktarda B birikmez. Altındaki boru üstündeki çok daha kalındır. Bizim gözlediğimiz durum A'nın K1 hızı ile yavaş bir şekilde azalmasıdır. Ve uzun sürelerde A yaklaşık olarak A0 E eksi eksi K1 T olmaktadır. B'nin pek fazla oluşmasını beklemiyoruz zaten ilk başlarda. Hafif bir artış gösterip son derece yavaş yavaş ancak düz olmayan bir artışla devam edecektir ve tam sonuca bakarsanız ve ilgili yaklaşımları uygularsanız bunu size bırakıyorum. B'nin K2 bölü K1 A olduğunu görürsünüz. K1 K2'den çok daha küçük olduğundan bunun başındaki katsayı
çok daha küçük olur. Başka bir deyişle ve A'nın çok ufak bir sayı ile çarpımına eşittir. A'nın değişimi B'de çok az bir değişime sebep olur. Daha sonra C'nin ise yükseldiğini ve A0 eksi K1T olarak arttığını görürsünüz. Ya, affedersiniz, bu 1 eksi olacak. 1 eksi E üssü eksi K1T olacaktır. K1'in baskın olması burada yaptığımız yaklaşıma bağlıdır. Bu yaklaşımı bir daha yapacağız. Daha karmaşık mekanizmalara geldiğimiz zaman bunun adına kararlı hal yaklaşımı diyeceğiz. Kararlı hal yaklaşımı. Burada ürün miktarı ve ara ürün konsantrasyonu tüm süreç boyunca düşük olup fazla bir değişime uğramaz ve buradaki eğim son derece düşüktür. K1 azaldığından dolayı BA ile ilişkili olduğundan A'nın yavaş bir şekilde azalmasına bağlıdır. Oluşan B miktarı çok azaldığından dolayı B'deki değişim miktarı çok az olur. Umarım bu ders içinde bu konuya geliriz. Bu geçen dersimizin kısa bir özetiydi. Herhangi bir sorunuz var mı? Bundan sonraki araştıracağımız mekanizmaya geçmeden önce şu ana kadar incelediğimiz tepkimeler sürekli tepkimelerdi. Denge durumuna bakmadık. Termodinamik biliyorsunuz dengeye dayanan bir bilimdir. Şimdi kinetik ve termodinamiği birleştirelim. Bir denge reaksiyonu alalım. Başka bir deyişle tersinir durumlardaki dengeye bakalım. Burada A bir K1 hızı ile B'ye dönüşürken bu ters bir reaksiyon ile B K-1 hızı ile A'ya dönüşür. A K1 ile B'ye, B'de K-1 ile A'ya dönüşüyor şeklinde yazabiliriz. K1'e K ileri yani KF, K-1'e de K geri yani KB diyebiliriz. Bunlar R ileri ve R geri olarak da kısaltılabilir. Şimdi elimizde daha öncekinden daha fazla bilgi vardır. Artık bunun denge problemi olduğunu biliyoruz. Termodinamikten dengenin ne olduğu ile ilgili bilgimiz var zaten. Bildiğimiz gibi denge durumunda denge denklemlerine ek olarak denge sabiti ile B ve A'nın denge konsantrasyonlarının oranını da yazabiliriz. Bu bizim sahip olduğumuz ek bir bilgidir. Pekala, bildiğimiz her şeyi yazalım. Buradaki amacımız bu problemdeki hareketin süresini bulmak. Biliyorsunuz T eşittir 0 ile başlıyoruz. Elimizde belli bir miktar A0 ve B0 var. Hız neye benzeyecektir? Yapmamız gereken ilk şey hız ifadelerini yazmaktır. İleri doğru olan hız eşittir dA bölü dt. Bu ileri doğru olan hız. RF eşittir K1 çarpı A. B'ye doğru olan hız ise geriye doğru olan hız olup eksi dB bölü dt. Buna da RB eşittir K eksi 1 çarpı B olarak yazabiliriz. Denge durumunda hiçbir hareket yoktur. Değişim sabittir. Olan bir şey yoktur. A'nın konsantrasyonu değişmez. B'nin de konsantrasyonu değişmez. Bunlar denge konsantrasyonlarında sabittir. Bunun anlamı B'nin oluşma hızının B'nin harcanma hızına eşit olmasıdır. Denge durumunda ileri doğru hız geriye doğru olan hıza eşittir. Aksi takdirde konsantrasyonlar değişir. Eğer bu doğru ise K1 çarpı A denge hızı K-1 B dengeye eşit olur. Buradan B bölü A denge oranının K1 bölü K-1'e eşit olduğu bulunur. Bu son derece basit bir olay.
Artık burada bir denge özelliğini kinetik bir özelliğe bağladık. Burası kinetik kısmı. Burası da burası kinetik, burası da termodinamik kısmı. Evet. Bu olay yani ileri hızın geriye doğru hıza oranının denge sabitine eşit olması son derece değerli bir bilgidir. Bu sadece iki tane tür için içeren basit mekanizma için değil, çok daha karmaşık olan mekanizmalar için de geçerli. Örneğin iki türün farklı türler oluşturması gibi. Şimdi artık altyapıyı kurduğumuza göre harekete bakalım. Zamana göre değişime bakalım. Bunun anlamı, affedersiniz, bu tam doğru değil. Burada eksi dA bölü dt olan ileri doğru olan hız, geri doğru olan tepkimenin hızına olmaması durumunda geçerlidir. Bu sadece A'nın harcanması hızıdır veya B'nin oluşma hızıdır. Burada tam kinetiğe veya mekanizmaya bakarsak geriye doğru olan hızda da aynı şekilde ileriye doğru olan reaksiyonun göz ardı edildiğini görürüz. Başka bir deyişle her ikisinde de ters reaksiyonların olmadığını farz ederiz. Dolayısıyla A'nın harcanma hızı eksi dA bölü dt ileri doğru reaksiyon hızı, K1A geriye doğru reaksiyon hızı, yani A'nın oluşma hızı da eksi K eksi 1 B şeklindedir. İşte bu tam mekanizma için olan türevsel denklemdir. Bu yukarıdaki birinci basamak için, bu ikinci basamak için verilmiştir. Çözmemiz için gereken denklem de budur. Fakat bize yardım edecek çok veri var. Burada yapmamız gereken şey bu denklemi çözmek, ama bu çok kolay değil. İçinde B var. Bu ise sadece A'ya bağlı. Elimizde sadece iki tane türev var. Dolayısıyla katsayıların bize faydası dokunabilir. Birkaç hafta önce size en son türün en kolay tür olduğunu söylemiştim. Çünkü bu tür nihai olarak başlangıç konsantrasyona erişir. B'nin A'ya bağlı olduğunu biliyoruz. Bu B'nin başlangıç konsantrasyonu ise artı A'dan ne harcandıysa A0 eksi A. Bunu yazmanın bir yolu bu. Bu kadar miktarla başlayıp bu kadar miktar oluşturuyorsunuz. A'nın reaksiyona girmesiyle. Bu A'nın başlangıç konsantrasyonu. Bu da geride kalan. Fark ise oluşan miktar. Dolayısıyla katsayılar size türevsel denklemde kullanabileceğiniz bir ifade vermektedir. Bu türevsel denklemde B'yi yerine koyup düzenlersek bunu eksi dA bölü dt eşittir K1 eksi K1 eksi K eksi 1 çarpı A eksi K eksi 1 çarpı A0 eksi B0 yazabiliriz. Burada bir tane A'ya bağlı bir terim, bir de sabit terim var. Peki daha neleri biliyoruz? Sistemin dengede olduğunu biliyoruz. Dengenin ileriye doğru reaksiyon hızının geri reaksiyon hızına eşit olduğunu, reaksiyona karşılık geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla ileri reaksiyon hızının geri reaksiyon hızına eşit olduğunda A'nın değişme hızı sıfır eşit olur. Artık bu değişim yoktur. Yani denge durumunda dA bölü dt eşittir sıfırdır. Aynen şuradaki örnekte olduğu gibi. Bu olay adını daha sonra kararlı hal yaklaşımı koyacağımız bir yaklaşımla açıklanır. Bu olay dersin ilerleyen kısımlarında göreceğimiz bir olay. Denge hal demek türlerden bir tanesinin konsantrasyonunun zamanla değişiminin sıfır olması demektir. Bu yaklaşımı ileride kullanacağız. Bu denge yaklaşımı olup yukarıdaki durum ise kararlı hal yaklaşımıdır. Evet, bu çizgide devam edelim denge halinde. dA bölü dt eşittir 0 olduğuna göre burada konsantrasyonun yerine
eşittir 0 yazarsak bunun altına denge yazabiliriz. Bu durumda A denge değerini K1 ve K-1, K2B 0 ve A0 cinsinden bulabiliriz. Bu durumda A denge eşittir K-1 bölü K1 artı K-1 çarpı B0 artı A0 şeklinde yazılabilir. Bu denkleme daha sonra ihtiyacımız olacak. Çünkü artık B0 artı A0 var. Burada da B0 artı A0 var. Dolayısıyla bunu A denge cinsinden yazabiliriz. Burada eksi işareti olduğuna göre bu A ile denge terimi arasında bunu tekrar yazarsak B0 eksi A0 değeri yerine eş değerini koyarsak ve bu denklemi tekrar yazarsak bu denklem eksi dA bölü dt eşittir K1 artı K-1 çarpı A denge şeklinde yazılabilir. Bu son derece güzel. Buradaki A eksi A denge farkı, yani nerede olduğumuz ve nerede olmak istediğimiz arasındaki fark gayet kullanışlı bir değişkendir. Bu zamanla değişir. Sonsuz zamanla bu değer sıfıra gider. Çünkü A eşittir A dengedir. A denge değeri sabit bir değer olduğundan ek olarak elimizde A'yı bu farka bağlayan bir türevsel denklem vardır. A denge değeri sabit olduğundan bu türevsel değeri eksi parantez içinde A eksi A denge bölü dt şeklinde yazmanın hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü bir sabitin t'ye göre türevi sıfırdır. Dolayısıyla A'dan sıfırı çıkarmış gibi olmaktayız. Dolayısıyla elimizde dx bölü dt eşittir bir sabit çarpı x şeklinde bir ifade vardır. Bu birinci derece bir tepkimeye benzer. Bunun çözümünün a eksi a denge eşittir a sıfır eksi a denge çarpı e üssü eksi parantez içinde k1 artı k eksi 1 çarpı t şeklinde olduğunu buluyoruz. Bu şekilde problemi çözüp A'nın konsantrasyonu zamanla nasıl denge konsantrasyonuna geldiğini göstermiş olduk. Eğer B'yi bulmak istiyorsanız da yine aynı A0 yerine B0 koyacaksınız ve yukarıda K-1 yerine K1, K-1 yerine de K1 gelecek. Çözüm esas olarak aynı. Bunu bir grafik ile gösterirsek zamanın bir fonksiyonu olarak, nihai olarak geleceğiniz konsantrasyon A denge değeridir. Eğer onun üzerinde bir konsantrasyon varsa bu K1 hızı ile üstel bir şekilde azalır. Burada A değeri A eksi A denge eşittir. A0 eksi A denge çarpı E üssü eksi K üssü T olur. Burada K üssü değeri K1 artı K-1'dir. Bu durum A'nın A denge değerinden çok daha büyük olması durumudur. Ve bu denge bu şekilde azalır. Eğer A denge değerinin altındaki bir değerden başlayacaksanız, yani A0 A dengeden daha küçükse bu şekilde bir eğri olur. Burada her iki hız da son derece basit olarak bu şekilde yazılabilir. K üssü eşittir her ikisinin toplamı. Dolayısıyla bu hız değerlerini deneysel olarak bulmak istersek denge konsantrasyonlarını ölçeceğiz. Buradan K denge değerini buluruz. Evet, A'nın ve B'nin denge konsantrasyonlarını ölçmek suretiyle bu size K1 bölü K-1 oranını verir. Daha sonra direkt olarak işleme başlayabilirsiniz. Eğer A'nın konsantrasyonu denge değerinden farklıysa bunun zamana göre değişimini izlersiniz. Gözlenen K1 artı K-1 değerini ölçerseniz kinetik denklemi kullanmak suretiyle elinizde iki tane veri olur. Bu değer size K üssünü verir ve K denge değeri de size hız sabitlerinin oranını verir. Ve buradan iki hız sabitini rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet, bir sorunuz var mı? Evet, buyurun. K1 ve K-1 arasında direkt bir ilişki var mı?
Tabii şu an direkt bir ilişki yok. Tabii bu soruya da bağlı. Mesela bunları incelerken potansiyel bariyerlerine gelirsek bu tip bir ilişkiyi araştırabiliriz. Gayet güzel bir soruydu. Evet. Tersine tepkimelere devam edelim. Şimdi elimizde biraz daha karmaşık bir reaksiyon olsun. İki tür terimi, üç tane madde olsun. A artı B'dir C versin ve K bir reaksiyon sabitiyle C'de K eksi bir hız sabitiyle A artı B versin. Bunu A artı B eşittir C üstte K1 altı K eksi bir şeklinde de yazabiliriz. Dolayısıyla bunu çözmek istiyorsanız yapmanız gereken şey ilgili türevsel denklemleri yazmak olacaktır. Eksi dA bölü dt hızını alırsak K1 AB eksi K eksi bir C olur. Burası denge durumu ise bu sıfıra eşit olur. Bu durumda bunların hepsinin altına denge yazmalıyız. Bu terimi diğer tarafa atarsak ileri hız sabitinin oranı geri hız sabitinin oranı eşit olur. C denge bölü A denge çarpı B dengedir. Bu da bildiğiniz gibi denge sabitidir. Bu biraz daha karmaşık problemde de ileri geri hızlarının oranı denge sabitleriyle orantılıdır. Pekala. Şimdi bunu çözmeye çalışalım. Bunu denemeye bile kalkmayacağız çünkü bu birinci derece kinetikten çok basamaklı ikinci derece kinetiğe geçtiğimiz zaman çok karmaşık. Bunu yapmak yerine uygun bir yaklaşımda bulunmaya çalışalım. Burada kullanabileceğimiz sınırlardan bir tanesi son derece açık bir durum olup sel basma diye nitelendirebiliriz. Problemin ufak bir kısmını ayırıp sel basma tekniğini kullanabiliriz. Sistemi tamamen A ya da B eklemek suretiyle problemin ufak bir kısmını izole edebiliriz. Yine yani burada B0 değerinin A0 değerinden çok çok daha büyük alırsak tekme boyunca B'nin konsantrasyonu hemen hemen değişmez. Bu kinetik denklemi yazarsak dA bölü dt eşittir. K1AB eksi K-1 C'ydi. Bu denklemde B'nin altına 0 koymakta bir sakınca yok. B'nin konsantrasyonu değişmiyor. Şimdi elimizde daha önce karşılaştığımız bir problem var ki bu biraz önce çözdüğümüz tersine bir kimyasal işlem. Bir deney yapıp K1 çarpı B0 ve K-1 değerlerini bulduktan sonra deneyi farklı B konsantrasyonda tekrar yapıp K1 değerini buluruz. Dolayısıyla buradaki basit yaklaşımı kullanarak bu yöntemle hız sabitlerini rahat bir şekilde belirleriz. Bu son derece basit bir sınır durumudur. Pekala. Herhangi bir sorunuz var mı? Sistemin tüm yapı taşlarını oluşturduk. Artık bu yapı taşlarının ne olduğunu hatırlatalım. Elimizde bir seri yaklaşım vardı. Sel basma gibi, bazı hızların diğerlerinden çok daha yüksek olması gibi elimizde 3 basit mekanizma var. Bunlardan birincisi paralel reaksiyonlardı. İkincisi art arda reaksiyonlardı. Üçüncüsü ise tersine reaksiyonlardı. Karmaşık bir mekanizma ile bu 3 yapı taşını bir araya getirir ve bunların hepsi aynı anda meydana gelebilir. Bu tip basit mekanizmalarda bile bu kadar uğraştığımıza göre burada işimiz daha zor
Bunun için burada bazı yaklaşımlar yapmak gerekir. Elimizde öyle bir şey olmalı ki bu otomatik olarak bu çok zor, buna yaklaştırma yapmak gerekir desin. Bugün bahsedeceğimiz iki yaklaştırma, ki dersin başında bunlardan bahsettim, kararlı hal yaklaşımı. Kararlı hal yaklaşımı. Burada ara ürün oluşturma hızı çok yavaş ama ara ürün harcanma hızı ise çok hızlı. Bu yaklaşım bu durumda geçerli olur. İkincisi ise denge yaklaşımıdır. Burada sistem çok hızlı bir şekilde dengeye gelir ve bu problemi çözmek için termodinamik kullanabilirsiniz. Bunlar kullanacağımız olan iki tane yaklaşımdır. Yukarıdaki hususları bir araya getirebilmek için. Biraz daha karmaşık mekanizmaya bakalım. Bu yaklaşımı nerede kullanacağımızı görelim. Birinci mekanizmamız art arda reaksiyonlar olup buradaki sırayı takip etmek zorunda değiliz. Dolayısıyla reaksiyonumuz artar art arda ve tersinir olsun. İlk önce tersinir işlemimiz meydana gelecek. Burada her şey birinci derecede, birinci derecedir. K1 ve K2 hız sabitleri. Daha sonra oluşan B maddesi K2 hız sabiti ile C'ye dönüşecek ve bunların hepsi birinci derece. Burada çözüme başlayınca tüm hız denklemlerini yazmamız gerekir. Eksi dA bölü dT eşittir A'nın oluşumu yok olması için olan tüm ifadeleri yazarsak bu K1 A eksi K eksi 1 B şeklinde olur. dB dT değerinde de B'nin oluşma ve yok olma reaksiyonlarını göz önüne alırsak K1 A ile oluşturmaktayım. K eksi 1 B ile de yok etmekteyim ve yine K2 C ile yok etmekteyim. C için bu ifade çok basit. Bunun oluşması için yegane yol var. Bu da B'nin yok olarak C'yi oluşturması. K2B. İşte tüm hız sabitleri ve tüm hız denklemlerini ve bildiğim her şeyi yazdım. Burada iki tane türevsel denklem var ki bunların çözümü biraz zor olacak. Şimdi bunu grafik üzerinde hatırlayalım. Bu durumda ara ürün konsantrasyonunun son derece yavaş bir şekilde pek fazla değişim göstermeden kalacağını biliyoruz. Ve buradaki tüm işlem K1 tarafından belirlenecek. Bu hız belirleyen basamak. Hatırlarsanız bu sabah yaptığımız ilk örnekti. Evet, burada B'nin konsantrasyonu kabaca sabittir. Bu değer son derece küçüktür ve çok dar bir zaman aralığında hemen hemen sabittir. Bunun anlamı dB bölü dt'nin kabaca sıfıra eşit olmasıdır. Tabii uzun süreçlere baktığınızda tabii ki bu değişecektir. Tabii ki zamanla değişen A ile B arasında bir ilişki vardır. A da zaman ile çok yavaş bir şekilde değişecektir. K1 hız sabiti epey küçüktür. Dolayısıyla dBdt K1'in çok yavaş değişmesinden dolayı sıfır olarak alınabilir. Hız sabitine uyan yaklaşımlar kullanmak suretiyle bu tip bir diyagram elde edebileceğimiz başka hangi yollar vardır? Bir kere B'nin birikmesini istemiyoruz. Dolayısıyla ara ürün harcanma hızlarının çok hızlı olmasını istiyoruz. Bunların harcanma hızları oluşma hızlarından çok daha yüksek olsun. Bu durum, bu yaklaşımı oluşturmak için kullanacağımız farklı yollardan biri. Burada okların boyunu hız ile orantılı olarak çizeceğiz. B'nin oluşmasının çok zor olmasını ve oluşur oluşmaz da hemen yok olmasını istiyoruz. Bunun geri dönüş hızı çok daha büyük olmalı. B'den C oluşma hızı çok çok yüksek olabilir. Bir sıkıntı yok. Veya A'dan B oluşma hızı çok yavaş olmalı. Geri dönüş hızı da çok yavaş olabilir. Ancak C'ye dönüşme hızı çok yüksek olmalıdır. Bu durumda hiçbir sıkıntı yoktur.
Bunların her ikisi de aynı anda cereyan edebilir. B'den A'ya dönüşüm hızı çok hızlı olabilir. B'den C'ye dönüşme hızı da çok yüksek olabilir. Bu ilk hız diğer ilk hızdan yavaş olduğu sürece B asla ortamda birikmeyecektir. Ve oluşur oluşmaz ortamdan yok olacaktır. Dolayısıyla tüm bu durumlarda K2 eksi K1, K1'den çok çok büyük olmalıdır. Bu durum varsa yukarı yaklaşım yapabiliriz. Görüldüğü gibi B'nin değişim hızı çok yavaştır ve temel olarak sabittir. Yukarıdaki ifadede B yazmak yerine B kararlı hal yazdım. Yukarıdaki türevsel denklemde bu sabit alınabilir. Bu bizim hayatımızı çok daha kolaylaştıracaktır. Bu yukarıdaki türevsel denklemi çözmek yerine iki tane cebirsel denklemi çözmemiz gerekecektir. Bu biraz daha uzundur ama çok daha kolaydır. Bu tip bir denklemi çözmek gerçekten zordur. Dolayısıyla kararlı hal durumunu uygularsak B sabit olur. Bu da direkt olarak sıfır eşit olur. Yani burada kararlı hal durumu geçerlidir. Burada yaptığımız en önemli şey bu türevsel denklemi ortadan kaldırmak. Elimizde artık cebirsel denklem var. Bu ifadeye kolaylıkla kararlı hal durumunu uygulayabiliriz. Eğer yukarıdaki bu halin mevcut olduğunu anlarsanız bunu çözmeyi bırakın. Çünkü burada B yerine bir sabit almak kaydıyla DB bölü DT eşittir 0 olur. Ve bu denklem basit bir matematik eşitliğe dönüşür. Evet. Biraz daha ileriye gidelim. Bu tip problemlerde tipik olan basamakları inceleyelim. Kararlı hal konsantrasyonu için çözüm yaparsak B kararlı hali eşittir K2A bölü K1 artı K-1 olur. Bu ifadeyi alıp da yukarıdaki denkleme koyarsak yeni bir türevsel denklem elde ederiz. Bu eşittir eksi db bölü dt eşittir k1 a eksi k eksi 1 b. Burada b yerine de yukarıdaki denklemi yerine koyarsak burada da a var. Yukarıda da a var. Dolayısıyla bu ifademiz etkin hız sabiti çarpı a şeklinde olacaktır. Bu da birinci derece bir formdur. Yukarıdaki diyagramdan beklediğimiz de budur. Dolayısıyla buradan eksi dA bölü dt eşittir. K1 çarpı K2 bölü K1 artı K2 çarpı A. Bu K'lı değerleri K üssü olarak alırsak bu şartlar altında bir deney yaparsanız bu şartlar altında yapılan deney sonucunda A'nın yalancı birinci derece şeklinde davranacağını görürsünüz. Bu garip hız ifadesi tüm demel hız sabitlerini kapsamaktadır. C için de aynı şey söz konusudur. DC bölü DT eşittir. Bu da A'ya bağlıdır. Bu da K1 çarpı K2 ölü olur. Burada yukarıda kararlı hal yaklaşımına göre buluyoruz. Bu da K1 artı K2 çarpı A. Bu değerde K üssüne eşit. Tabi bu da birinci derecedir. Buradaki problem görüldüğü üzere sistem A'dan C'ye gidiyor şekline dönüşmüştür. Ara ürünler göz önüne alınmamaktadır. Buradaki hız sabitine de K üssü dedik. Bu yaklaşımları kullandığımız sistem prototip bir problemdir. Bu konuyla ilgili bir sorunuz var mı? Kararlı hal yaklaşımı ile ilgili. Pekala, şimdi size söylediğim şekilde bundan sonraki yaklaşım hızlı bir dengenin olduğu durumdur. Bunu çözmek için termodinamik kullanabilirsiniz. Yeni yaklaşımımız A B reaksiyonu bir denge reaksiyonu, son derece hızlı bir reaksiyon. Daha sonra B'nin C'ye gitmesi. Bu yavaş bir reaksiyon. Görüldüğü gibi burada küçük bir ok, buralarda ise büyük ok var. Kabınıza A'yı koyar koymaz
hemen anında denge meydana gelmekte ve burada yavaş bir şekilde C oluşmaktadır. Burada iki tane kap, bunlar arasında kalın boru varmış gibi düşünülebilir. Burada B, A'dan biraz fazla tercih edildiğinde kabın yüksekliği daha düşüktür. Burada çok ufak bir kap var. Çünkü B burada damla damla oluşmaktadır. Burada olan ilk şey denge halinin sağlanmasıdır. Daha sonra bu oluşan B yavaş yavaş C'ye dönüşmektedir. Ve bunun nasıl görünmesini beklersiniz. Bizim beklentimize göre A'nın B'ye dönüşme hızı biraz yavaştır. Çünkü burada hız belirleyen basamak B'den C'ye giden basamaktır. A'nın değişme hızı K2'ye göre olacaktır. Aynı şekilde B'nin de son derece hızlı bir şekilde bir denge değerine kadar yükseldiğini görürüz. Yani bu denge değerine kadar hız da artar. Daha sonra aynı K2 denge sabitiyle benzer bir azalma gösterir. C'nin ise temel olarak birinci derece bir işlem ile A0 değerine kadar değişmesini bekleriz. Dolayısıyla burada belirleyici basamak K2'dir. Çok çok erken zamanlarda sistemin çok hızlı bir artışı vardır ve daha sonra her şey birinci derece kineti izler. Pekala, şimdi matematiğini yapalım ve matematiğin ne yaptığımız varsayımlarla uygun olduğunu ispatlayalım. Burada son derece hızlı denge zamandan sonra B bölü A oranının daima sabit olacağını farz edebiliriz. B'nin damla damla harcanması bu oranı değiştirecek kadar hızlı bir işlem değildir. Burada biraz B oluşur oluşmaz bu oranda bu sabiti sağlayacak şekilde değişir. C'nin oluşma hızına bakarsak bu K2 K denge çarpı A, bu da K2 çarpı K1 bölü K-1 A olacaktır. C'nin reaksiyonu birinci derece bir işlem gibi davranmaktadır. Buradaki etkin hız sabiti reaksiyonda bulunan tüm hız sabitlerini içermektedir. Burada görüldüğü gibi A bir K üssü hız sabitiyle C'ye dönüşmektedir. Yani A etkin hız sabitiyle C vermektedir. Pekala, sorular var mı? Şimdi biraz örnek yapacağız. Şu anda zincir reaksiyonlarını yapıyor olmalıydık. Bir ders gerideyiz. Birkaç örnek yapalım. Birinci örneği atlıyorum. Bu örneği geçtikten sonra direkt olarak ikinci örneğe başlıyorum. Gaz fazı ve gazın bozulma reaksiyonları. Bu iki örnek hemen hemen aynı. Burada kararlı hal yaklaşımını kullanacağız. Dolayısıyla birinci örneğe de şöyle bir bakın bakalım. Bu örnekte Lindemann mekanizması açıklanmaktadır. Lindemann bu mekanizma ile Nobel ödülü almıştır. Burada olan şey gaz fazındaki bir molekülün bozulmasıdır. Burada A ürünlere dönüşür ve yapılan gözlemler bunun birinci derece olduğunu göstermektedir. Yani A tek başına parçalanmakta ve ürünler vermektedir. Bay Lindemann neden A'nın durup dururken parçalandığını merak etmiştir ve bunda bir gariplik olduğunu düşünmüştür. Bunun için bir mekanizma önermiştir. Burada A
herhangi bir molekül ile çarpışmaktadır. O herhangi bir A molekülü de olabilir. Aralarında bir çarpışma olmaktadır ve bu çarpışma sonucunda titreşimsel olarak uyarılmış olan bir ara ürün oluşmaktadır. Bu ara ürün çarpışmanın etkisiyle titremektedir. Bağları her yöne doğru açıp kapanmaktadır. Çarpışan diğer molekül aynen geri çıkmıştır. Bu oluşan ara molekülden A'nın titreşim seviyelerine kinetik enerji aktarılmaktadır. Bu tersinir bir işlem ile gerçekleşmektedir. Buna K1 buna da K-1 diyoruz. Bu uyarılmış molekül başka bir A molekülü ile de çarpışabilir. Bu titreşim enerjileri tekrar geriye doğru olan bir işlemle kinetik enerji olarak geri verilebilir. Eğer yeter derecede uzun bir süre beklerseniz, bu tüm bağları titreşen molekül buradaki başlangıç molekülünden çok daha fazla parçalanmaya meyillidir. Bunun sonucunda A yıldız parçalanarak bir K2 hız sabitiyle ürünleri verir. Dolayısıyla bu birinci basamak son derece önemlidir. Sonuç olarak ürünleri A yıldız verse bile bu birinci basamağın oluşması şarttır. Dolayısıyla birinci derece reaksiyonu destekleyen tüm gözlemler sadece bu ikinci reaksiyonu kanıtlamaktadır. Bu da olmayan bir reaksiyondur ve doğru olmayabilir. Şimdi bu mekanizmaya bakalım. Gerekli yaklaşımları yaptıktan sonra bizi nereye götürdüğünü görelim. Ve bu mekanizmanın olası olduğunu deneysel olarak ispatlayalım. Burada verilen hipotezler ile uyumlu olması son derece önemlidir. Dolayısıyla deneysel değerleri teorik değerlerle karşılaştıralım. A ile M çarpışmaktadır. Bu çarpışma sonucunda belli bir olasılıkta kinetik enerji titreşim enerjisine dönüşür. Bu son derece orta seviyede bir olasılıktır. Dolayısıyla K1 yeter derecede hızlıdır. Ters işlemde ise elimizde termal olarak uyarılmış bir molekül var. Bu diğer moleküller ile çarpışıyor. Burada uyarılma enerjisinin tekrar kinetik enerjiye dönüşmesi, daha sonra bu moleküllerin büyük bir hızla birbirinden uzaklaşması mümkündür. Ve bu olay birinci olaydan çok daha olasıdır ve çok daha hızlıdır. Bundan sonra sağa sola titreşen uyarılmış moleküllerin parçalanma olasılığı vardır ve bunun olasılığı o kadar yüksek değildir. Dolayısıyla bu basamak epey yavaştır. Peki bu neye benzer? Oluşma reaksiyonu hızlıdır. Ancak yok olma reaksiyonu, ters reaksiyon çok daha hızlıdır. En azından bu ara ürün reaksiyonlarından bir tanesi diğerlerinden çok daha hızlı olmaktadır. Bizim için de önemli olan budur. Ve bu son reaksiyonun yavaş olması bizi hiç ilgilendirmez. Ara ürün basamaklarından bir tanesi ki burada geri reaksiyon diğer reaksiyonlardan çok daha hızlıdır. Bunun hızlı olması bize kararlı hal yaklaşımı uygulamamıza imkan sağlar. Artık bu problemi rahatlıkla çözebiliriz. Dolayısıyla tüm hız denklemlerini yazıp eksi dA bölü dt eşittir K1A. Bir dakika. Burada tepkenlerin yerine ürünlerin hızını alalım. A yerine C koyalım. dC bölü dt eşittir K2 çarpı A'dır. Ve bu toplam reaksiyon hızı olarak alınır. Bu reaksiyon hızına bakarak reaksiyon hızının sınır şartları altında nasıl değiştiğini ve neye benzediğini bulmaya çalışacağız. Şimdi ara ürüne bakalım. Bunu yazmak önemlidir çünkü yaptığımız yaklaşım sonucunda bu cebirsel bir denklem haline dönüşür. Buradan dA yıldız
bölü dt eşittir k1 çarpı a çarpı m a oluşma reaksiyonundan oluşmakta k-1 çarpı a yıldız çarpı m harcanma reaksiyonu ile harcanmakta ve son olarak K2 A yıldız prosesi ile C'ye dönüşmektedir. Buna kararlı hal yaklaşımını uygularsak bunların hepsinin altına kararlı hal yazarız. A kararlı hali cebirsel olarak çözersek bu K1 çarpı A çarpı M bölü M çarpı K1 eksi K2 şeklinde bulunur. Bunu direkt olarak reaksiyon hızı denkleminde yerine koyarsak C'nin oluşma hızı da ki deneysel olarak ölçtüğümüz değer de bu. Çünkü biz ürünlere dönüşmesini deneysel olarak ölçüyoruz. Bu da aynı zamanda A'nın harcanmasına eşit. Bunu reaksiyon hızında yerine koyarsak ki ölçtüğümüz deneysel değer bu. K1 çarpı K2. Bu yukarıdaki ifadeyi kararlı hal yaklaşımına göre çözersek M çarpı bunu çözersek M çarpı K-1 artı K2. Burada bir hata var galiba. Burası yıldız olacak. Burayı siliyoruz. Burayı da düzeltmem gerekiyor. Burada A kararlı hal denklemini yerine koyarsak bunlar da A yıldız kararlı hal biliyorsunuz. Kararlı halleri ara ürünlere uyguluyoruz. Burada K1 K2 eksi A çarpı M bölü M eksi K-1 eksi K2 olur. A yıldızı K ile çarptığımız zaman burada ek bir K2 ifadesi ortaya çıkmıştır. Ve şimdi de sınır durumuna bakabiliriz. Burada iki tane sınır durumu vardır. Bunları paydaya bakarak görebiliriz. Bu terimlerden birinin diğerlerinden daha yüksek olmasıdır. Birinci durum MK-1 K2'den çok çok büyük olmasıdır. Deneysel olarak bu ne anlama gelir? Bunun anlamı sistem artık gaz fazladır. Hızlara bağlı olmaksızın M konsantrasyonunu yeterli derecede yükseğe çıkarmak suretiyle bu şartı gerçekleştirmiş olmamızdır. M yeterli derecede büyükse bu K-1 ile çarpımı K2 teriminden büyük olur. Bunun anlamı basıncın yüksek olduğudur. Çünkü M konsantrasyonu yüksektir. Yüksek basınç, yüksek konsantrasyon anlamına gelir. Diğer durumda ise M K-1'in K2'den çok çok küçük olmasıdır. M burada çok küçük olduğundan basınç düşük durumdadır. Başka bir deyişle M'nin kısmi basıncı çok düşüktür. Burada M yerine A da olabilir. Yüksek basınçtan kastımız 1 bar civarıdır. Düşük basınçtan kastımız ise 10 üzeri eksi 4 bar civarıdır. Şimdi artık sınır şartlarını bu denklemde yerine koyabiliriz. K-1 değeri K2'den çok büyükse burada K2 değeri ihmal edilir. Ve burada M'ler birbirini götürür elimize K1 K2 bölü K-1 çarpı A şeklinde bir hız denklemi geçer. Görüldüğü gibi bu birinci derece bir denkleme benzer. A'ya göre birinci derecedir. İnsanların gözlediği şey de budur. Mükemmel. Düşük basınçlara düşmediğimiz sürece sorun yoktur. Deneylerimizi atmosferik basınçlarda yaparsak birinci dereceden bir hız denklemi ele geçiyor. Artık bu problemi çözdük demektir. Ancak düşük basınçlara gidersek paydadaki birinci terim baskın hale geliyor. Yanlış söyledim, affedersiniz. İkinci terim baskın hale geliyor. Dolayısıyla elimize K1 AM şeklinde bir ifade geçiyor. Burada ikinci terim baskın olduğundan dolayı birinci terim iptal olur ve K2'lerde
birbirini götürür ve elimize KAM şeklinde bir ifade geçer. Bu hız denklemi ikinci derece. Çünkü burada iki tane tür var. Burada M, A veya başka bir molekül olabilir. A olursa A2 şeklini alır ve reaksiyon görüldüğü gibi ikinci derecedir. Eğer basınç düşükse elimize ikinci derece bir ifade geçmektedir. Ancak mekanizma bunu söylemez. İşte bu sebepten dolayı Nobel almıştır. Bir dahaki derste zincir reaksiyonlarını anlatacağız.